İyi akşamlar. Voley'e hoş geldiniz. Üçüncü devrede sizlerle birlikteyiz. Süper Lig'e verilen aranın ardından heyecan dün başlamıştı. Ve bugün lider Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe az önce sona eren maçta Başakşehir'i 1-0 kaybetti. Ve bu karşılaşmaları programımızın içerisinde değerlendireceğiz. Aynı zamanda bugün iki kulüpte de Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da divan kurulu toplantısı vardı. İki başkanın yaptığı açıklamalar. Bunları da ilerleyen dakikalarda değerlendireceğiz. Stüdyomuzda Ali Ece ve Mustafa Demirtaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Serdar Ali de şu anda gördüğünüz gibi kendisi Norveç'te ve Norveç'te bizimle birlikte bu yayınımıza katılım gösterecek. Kuzey Işıkları eşliğinde. Kuzey Işıkları. Şey hocam. Kuzey Bodrum'dan yoksa başında. Eski Fenerbahçe başkanı böyle Alişan mı? Alişan merhabalar, nasılsınız? Estağfurullah canım, Ali Baba kim biz kim ya? Niye sen de Bodrum? Bize göre sen de Alişansın göreceli olarak. Biz bu şu anda böyle Ali Koç durumundayız çünkü. Gerçekten başkanın kongrede belki de Aykut Kocaman'la devam etmeliydim diye söylediği gün aslında mutlaka devam etmesi gereken hoca yönetimindeki Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'i yenilmesini ben son derece manidar buluyorum. İlginç değil mi? İlginç değil yani, kaçınılmaz. Yani ilk yarıda Aykut Kocaman Başakşehir teknik direktörüydü. Düşeceklerdi neredeyse ve puan ortalaması. Fenerbahçe'yi olarak yenmişlerdi. Evet. Bu tek kez Fenerbahçe'yi yenmişlerdi, evet. Doğru dürüst bir maç. Emre Belözoğlu bu kez Fenerbahçe'nin rakibi olan Başakşehir'in teknik direktörü olarak sahadaydı ve Fenerbahçe tribünleri de maçın başında da güzel bir jest yaptı ve alkışladı. Şimdi neden Norveç dedim? Tabii yayınımıza daha henüz başlamamışken biz geri sayımı başlattığımız andan itibaren ve şu anda da bütün her yer, yani YouTube'da yayınımızın altında Norveç bayraklarıyla donatılmış. Tabii durumda. Ali Başkan'ın, evet. Beni istifaya davet edenlerin %70'i, yani atıyorum %50'den fazlası Norveç kökenli çıktı Twitter'da diye. İstanbul'da da herkes Norveçli gibi oldu. Doğru. Serdar Ali Çelikler'e sözü bırakacağım ama ilk etapta onun yorumunu almak istiyorum ben, müsaade ederse Ali Ece ve Mustafa Demirtaş. Ama evet, Fenerbahçeliler üzgün. Üzgün olan Fenerbahçelilerin yüzünü biraz olsun güldürebilmek için, biraz olsun belki de onların gönlünün daha iyi olabilmesi için bir sürprizimiz var. Bu sürpriz aslında Getir Yemek'ten. Getir Yemek'te şu anda eğer 35 lira üzerinde bir sipariş verirseniz ekrana da geliyor. İmzalı Fenerbahçe forması kazanma şansına sahip olacaksınız. 10 kişi imzalı forma kazanacak. Fenerbahçe çubuklu forma şu anda gördüğünüz gibi, üzerinde de çok güzel bir şekilde formanın üzerinde imzalar da var. Futbolcuların imzası. 28 Şubat'a kadar, yani bu ayın sonuna kadar sizler Getir Yemek'ten 35 liranın üzerinde sipariş verirseniz eğer bir böylelikle çekiliş hakkına sahip olacaksınız. Bu anlamda bizim daimi sponsorumuz olan Getir'e de, Getir Yemeği'ye de teşekkürlerimizi de iletelim. Fenerbahçeli taraftarların en azından biraz olsun, evet, moral açısından belki bugünkü de imzalı forma değil ama zaten. Serdar abinin çağrısını duydun mu? Bugün forma değil. Serdar abinin çağrısını duydun mu? Bana imzasız gönderin diyor. Yani bu oyuncuların istemiyormuş forma imzasını. Yani imzasız olabiliyor mu abi? Yani Serdar'ın sesini ben yalnız duymakta zorlanıyorum. Eğer biraz açarlarsa çok rahat duyabilirim. Ben duyuyorum. Sen nasıl duyuyorsun? Ben duyamıyorum şu an. Ben Serdar Ali'yi konuşmadığı zaman da duyabiliyorum aklından geçenleri. Belki onunla da ilintili olabilir yani. Peki. Sadece Kim Min-jae imza atsın, başı kimse atmasın. Olabiliyor mu öyle bir şey? Ferdi de atsın ya. Ferdi'nin de hakkını yemeyelim. Kaç kişi var da olsun. Yarım imzasın var. Crespo falan var da başka arkadaşlar dokunmasınlar yani. Peki yani bütün kabahat bu böyle oyuncu grubunda mı diyorsun? Yok canım. E niye o zaman sadece oyuncu grubunu burada eleştiri oku fırlatıyorsun? Yani bu oyuncuların bir kısmı Fenerbahçe'de oynayabilecek seviyede değil. Bir kısmının afrası tafrası dünyayı aldı. İşte mesela İrfan Can. Gene cam adam, gene yok yani, gene sakatlandı. 3 hafta yok, ben sana söyleyeyim şimdi. Evet, devrede sonra oyundan çıktı. Sakatlık nedeniyle en önemli maçın senin toplantısında. Senin bak en önemli maçın ne zaman? Salı günü abi. Boş ver, sen ligde bir işin yok abi. Senin kupa. Salı günü kupa maçın var abi. Çok önemli maç. Yine orada yok. Geldiğinden beri 3 maçta bir sakatlanıyor abi. E şimdi bunlar artık bizim formamızla uğraşmasınlar, bıraksınlar abi. Ben Kim Min-jae, Ferdi, efendim işte Crespo, bu arkadaşlar elinden geleni yapmaya çalışıyor. Rossi, mesela Rossi. Bu çocuklar
imzalasınlar, dokunsunlar, giysinler. Diğerleri kusura bakmasın. İrfan Can da bir Hull City'ye falan gitsin de bir de o da bir Ozan gibi şeyine bak, kıçına baka baka gelsin bir geriye. Bir görelim yani. Böyle kolay mı Avrupa'da falan oynamak, başka takımlarda oynamak? Bir gitsinler görelim ya. İzledin mi Hull City maçını? Fenerbahçe maçından önce. İzlemedim. İzlemedim de hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Fenerbahçe'yi çok böyle hani yani Fenerbahçe'de sanki bunlar Fener'de oynasın. Yani bunlar Fenerbahçe'ye bağ bağışlamışlar sanki, anladın mı? Lan siz paranızı alıyorsunuz, işinizi yapacaksınız. Sizin şeyiniz kime yani? Ben sana niye söyledim izledim mi diye. Hastaki oyuncular... Futbolculara karşı da artık bir... Yani futbolculara da işte tepki var abi. Fenerbahçe taraftarı aptal değil, çok akıllı taraftardır. Futbolu da bilir. Görüyor bunların hepsi yarısı çöp işte. Çöp olmayanlar da bir afırda tafırda olanların da aslında öyle futbolcu olmadıkları belli. Yani onlar da tepkisini koyuyor yani. Ben Fenerbahçe taraftarı hiçbir zaman vasata tamah etmeyeceğini bir kere daha göstermiştir. Bunu defalarca göstermiştir de bir kez daha göstermiştir bu sene, bugün itibariyle. Yani böyle vasat vasat adamlardan olacak da vasat futbol olacak. Yani bugün Başakşehir'i, ben maça Başakşehir'den başlayayım. Başakşehir çok kötü oynuyor. Yani Fenerbahçe galibiyet onları yanıltmasın. Başakşehir haftaya yenemez mesela. Kimle oynadıklarını bilmiyorum, bakmadım bile. Kesin kazanamazlar. Çünkü iyi takım, iyi değiller yani. Ama Fenerbahçe'ye karşı iyi olmaya gerek yok. Ya lig maçı çok problem değil ama salı günü de kaybedilirse o zaman Ali Yıldırım koçu çok ciddi tepki, daha büyük tepkiler bekler. O yüzden İsmail Kartal'dan futbolcuların en sonuna kadar, masöründen efendim Samandıra sorumlusuna kadar, en başta da Ali Yıldırım koça kadar herkesin aklını başına alması lazım şu salı günkü maçtan evvel. Yani şimdi bugün mesela Başakşehir mükemmel bir oyun mu ortaya koydu? Hayır, kesinlikle. Ortaya koydu. Ben niye bir Hull City örneğini değil verdim? Mi? Onu ortaya atıp çekileyim. Tabii. Hull City mesela Şota Arvelze kendi kurmadığı bir takım. Yeni bir başkan. Taraftarlara yeni başkan var diye mutlular. Teknik direktöre bir kredi sunuyor ama oyuncu grubu yani bir yere kadar. Mesela McLaughlin falan dünya sonu savunmacı yani. Pencereyi kapatırsın arka bahçede oynasa falan. Ama mücadele var. Kendini aşmaya çalışıyorlar. Şimdi Serdar'ın söylediği Fenerbahçe taraftarı vasata tahakküm etmez. Evet, tahakküm, vasatın tahakkümü çok kötü bir şey Fenerbahçe için ama burada ortada vasat da yok Serdar. Bazı oyuncular çok doğru. Sıfır. Maalesef. Bak, sıfır. Maalesef. Sıfır. Bazısı çok sevdiğim insanlar ama kusura bakmasınlar. Fener'de böyle oynarsan senin yerin yok. Yani Kadıköy ilçesinde yerin yok. Onu söyleyeyim yani. Ben mesela Fenerbahçe olmamama rağmen bana ne kadar dokunuyor. Yani ben bir Fenerbahçeli'ye ne kadar dokunduğunu o yüzden çok iyi hissedebiliyorum. Ben onu söylemek istedim Mustafa. Sendeydi sıra, araya girdim ama. Yok yok. Hakikaten şimdi Başakşehir'in karşımda da ilk 11'i var. Kenar forvetlerde eksiklerden Serdar Güler de yeni sakatlıktan çıkmıştı. Deniz bir tarafta, diğer tarafta Çadli. Okaka Çuka da aslında, ben hala Okaka Çuka diyorum. Wonderkid'ken öyle söyleniyordu ya. Daha çok böyle fiziksel özelliklerini konuşulan bir santrafor. Burada kariyeri çok fazla skorer olmasa da bu sezon skorerde bir kimliği var ama 11'e bakınca merkez oyuncuları dışında gol atma şansı çok düşük Başakşehir'in. Tolga, Aleksic ve Berkay, bunlar hem ceza sahasında iyi koşu atan oyuncular hem de iyi şutör oyuncular. Gol de oradan geldi. Yani aslında bence Başakşehir'in gol bulma ihtimali tek olan bölgeden geldi. Bir de şu var, Fenerbahçe'nin Berisha'nın filiki haricinde ne var? Pozisyon sıfır. Yani. Hiçbir şey yok. Evet yani. Kesinlikle konuşulanlara katılıyorum. Serdar abi de başlıyor. Hem Ali abi hem Serdar abiye. Bir kere bu kadroda ekleme yapılmadan çözülmeyecek problemler var. Bir kalite problemi çok bariz belli Fenerbahçe'de. Ben şöyle bölüyorum. Tempolu oyuncular var. Hani fiziksel tempoya sahip oyuncular var. Biraz daha teknik oyuncular var. Teknik oyuncularda temponun T'si yok. Tempo oyuncularda fizik şey teknik kalite yok. Tekniği tesis yok. Tabii. Evet. Ferdi ikisine de sahip tek oyuncu bence şu anda. Şöyle ilk 11'e de bakınca. Zaten o da hani maçta ben hissettiriyordu kendisini. Hal böyle olunca zaten transfersiz, ekleme yapmadan, kalite eklemesi yapmadan bir şeylerin değişmesi çok mümkün gözükmüyor Fenerbahçe'de. Ama bu da şu demek değil. Başakşehir golü attı. Ondan sonra bir sahne gördüm. Ener Valencia topla tek başına gitti. Bir tane koşu gösteren oyuncu yok etrafında. Yani reaksiyonsuzluk. Yani reaksiyon gösterirsin. Ceza sahasının 6 tane oyuncuyla koşu atarsın. Orta kalitesi yetmez. Ya da pozisyona girersin, vuruş kaliten yetmez. Serdar Dursun vurur, yine tribüne vurur. Hani kalite bu dersin.
Ama reaksiyon da yok. Yani Enner Valencia'yı kadrajda tek başına gördüm o sahneden sonra. 1-0 mağlupken Fenerbahçe. Tribünler de bunu görüyor. Yani sadece kaliteden değil bence o tepkiler. O reaksiyonsuzluğu da görüyor. Artık yeter. Çok normalleşti çünkü Fenerbahçe'de. Evet, zaten ne oluyor? Bugün de yenildik. Ne yapayım? O zaman eve gidelim. Yani şöyle var yani. Artık Fenerbahçe'nin kaybetmesi mesela bir haber değeri bile taşımıyor. Ve Fenerbahçe artık sıradan bir takım görüntüsünde. Fenerbahçe taraftarının bu reaksiyonu, öyle. Bak bu reaksiyonu en önemli bir sıradan problem bir kulüp, kulübe doğru da gidiyor ne yazık ki. Evet yani her görsünler. Şeyi kabullenmiş bir vaziyette bir oyuncu grubu var ve bir kulüp yapısı haline dönüştü Fenerbahçe. Yani artık olağanlaştı evet. Mesela galibiyetlerle beraber seri galibiyet yakalarsan artık bir özgüven olur ya, kötü oynamadığın anda bile bu maçı kazanacağını her ihtimalde bir şekilde içinde olursun. Fenerbahçe'de artık o mevhum tamamen ortadan kalkmış durumda. Kalkmış. Yani sağdaki oyuncu grubuna baktığında bu maçı kazanacağına inanan bir oyuncu grubu görmüyorsun. Evet. Golü yedikten sonra o reaksiyonu da göstermiyorlar. Artık bu kabullenilmiş bir vaziyete dönüşmüş. Eskiden 90'ların sonunda 2000'lerin başında Fenerbahçe içeride yenildiği zaman soyunma odasına gidemiyordu oyuncular. O derece tuhaf bir durumdu yani Kadıköy'de kaybetmek. Hatırlarsınız o zaman böyle bir tünel çıkardı soyunma odasından. Sahaya doğru tünel çıkardı onun için... Ne onun zaman bu idman basmalar bitti, Fenerbahçe'de gerileme başladı kardeşim. Bak vallahi ciddi söylüyorum. Bu idman basmayı eski açıdan, eski anlamında yani şiddet açısından söylemiyorum. Dünyanın her kulübünde idman basılır. Taraftar gider hesap sorar. Lazio'da yaparlar. Çok yaparlar hem de. Roma'da yapar, İtalya'da acayip yaparlar yani. Juventus'ta giderler evet. Ne oluyor lan? Evet. Ne oluyor lan size derler. İtalya'da işte seyrettik Sandro'nun Tilay'dayı filan. Adam Pub'a çağırıyor, yönetimi fırça atıyor. Yönetim de değil ha, sahibi. Yani seçilmiş adam değil, bildiğin satın almış adam kulübü. Heriflere fırça atıyorlar. Ya adam, teknik adama küfür ediyor ya. Sunderland Tilay'dayı seyredin kardeşim. İzledim ben, hatırlıyorum o sahneyi. Ya adam teknik direktörü küfür ediyor. Ben batırdın ulan bu işi falan deyip devam ediyor adama. Bu aman bizim üzümlü kekimiz. Vay canım kardeşim. Senin canın sağ olsun. Üzülme. Ya bu saçmalıklar hep destek, Metin Şen'in başlattığı, hep destek, tam destek. Bu saçmalıklardan sonra bu Fenerbahçe'nin gerilemesi başlamıştır. Fenerbahçe her şeyi kabullenir olmuştur. Herkese tavsiye ederim ben bu şey döneminde, ne derler onun adına, sömestr döneminde çok izleme fırsatı oldum. Hem Juventus'u hem de Bayern Münih'i izledim. İkisi de Amazon Prime'da. İkisi de çok büyük takımlar. Süper Kup, Süper Lig skandalını falan da anlatıyor yani ilgilenenler için. Ki onda taraftarlar Bayern bitirdi. Bayern Münih arkadaşlar, Bayern Münih şeyi kazanıyor Katar'da. Kıtalar arası kupayı kazanıyorsun ya. Latin Amerika takımıyla oynayıp genellikle. Maç bitiyor, kazanıyorlar, kupayı alacaklar, tartışıyorlar. Yanlış yaptık, son 10 dakikada şöyle oynadık diye. Futbolcular şeyi beklerken, kupa seremonisini beklerken aralarında konuşuyorlar. Ve diyorlar ki ulan çok kötü lan, son 10 dakika bu kadar baskı yememeliydik. Şunu yaptık, hoca da müdahale etmedi filan. Kendi aralarında Tolisso hoca ile tartışıyor. Maç bitmiş, kupa kazanılmış. Yanlış anlamayın. Ve o senenin 6. kupası o. Kazandıran bir Hansi Flick şu anda bir Alman milli takımının başında. Ha. O yani tartıştıkları yani hoca. Adam hoca ile tartışıyor. Çıta yüksekliği yani. Evet. Yani Tolisso hoca ile tartışıyor. Ertesi gün bu sahneyi videoya almışlar. Uli Hoeneß'e gösteriyorlar. Baba ne diyorsun diye. Olması gereken bu diyor. Yani Fenerbahçe'deki vasat alışkanlığının sebebi, ama bak ne işte bugün bakıyorsun divana. Simitler sıcaktı eskiden, şimdi değil diyor adam abi. Böyle başa böyle tarak fazla bile yani. Sorun yemekler büyük. Pahalı diyor adam. Yemekler pahalı kardeşim. Ucuzlatın kardeşim pahalı yemeği. Ya adam kongrede bedava diyor yatım. Ki takım elbisesiz gelinmesin bedava. Diyor. Bu mu Fener'in sorunu? Ya Fenerbahçe sorunu yapın, mu yani? 10 bin tane oy alırsınız. 10 bin tane oy. Bu yiyicilerin hepsinin gitmesi lazım kardeşim. Bu artık kıraathanecilerin hepsinin Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan temizlenmesi lazım. Ya da diğer kulüplerden. Burası yani emekliler lokali değil abi, kusura bakmayın. Kendinize başka dernekler arayın abi. Kanarya Sevenler Derneği kurun. İlla hani Kanarya ile ilgili bir şeyse. Ne bileyim. Memleket Derneği kurun. Bir zamanlar Sarı Lacivert'te kulübe üye olanlar derneği koyun.
Orada bedava yemek yapın. Simitleriniz, gevrekleriniz sıcak olsun baba. Bizim yakamızdan düşün ya. Bizim yakamızdan düşün kardeşim. Sizin devriniz bitti. Sizin devriniz bitti. Sizin artık bu zihniyetinizle bu kulüp yönetilemez. Hele orada bir tane Başkan Hulusi Belgül'e ağız dalaşına girerken bunu konuşturmayın diye bir tane yalaka var. O yalaka Hulusi Belgül Başkan olsa aynısını Ali Koç'a söyler. Bu tip adamlar yüzünden Fenerbahçe şuradan şuraya gidemez. Yani delegasyon yapısının da değişmesi lazım. Aslında çok şeyin değişmesi lazım da bunlar bu programın konusu değil. Ya sorun o kadar büyük ki şimdi bugün Sayın Başkan dedi ki işte bu sosyal medyadaki etiketler onlar bunlar ben kendi ekibimle beraber araştırdım filan diye. Statta ama mesela bir organize olaydan bahsediyor sosyal medyada. Statta bir organizasyon mu vardı? Fenerbahçe taraftarı. Ya Ersin ona da organizasyon der. Ne olacak? Yanındaki birisi der ki baba işte bizim 67 tane tespit ettik. 67 kişi bunların hiçbirisi maça dahi gelmiyorlar. Dışarıda bağırıyorlar der. Onlara da Norveçli değil de İsveçliler ne olur abi. Ya Serdar Ali sen şöyle bir şey var. Sen inanmak istediğine inanırsın abi. Bak, sen inanmak istediğine inanırsın. İşte zaten asıl problem o. 2014'te Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda hatırlarsan şampiyonluk kutlamasında Aziz Yıldırım kürsüde kale arkasındaki genç Fenerlilere hakaret etti. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Paralı bilmem ne filan diye. Evet. O gün, da bak, o gün bir taraftar grubunu hedef almıştı ama Fenerbahçe taraftarıyla da gönül birliği aslında bitmişti Aziz Yıldırım'ın o günden sonra. Benim tespitim bu yönde. Her Ali Koç'un açıklamasında hep organize, hep gerçekten samimi olan duyguları olan taraftara söylemiyorum gibi ifadeler kullanıyor. Kim mesela? Onlar ama kim mesela? Kim mesela? Onlar kimin kim olduğunu mesela, bilmiyoruz. Kimin olduğunu mesela bilmiyoruz. Hulusi Belgü, Hulusi Belgü ben hayatımda bir kere gördüm. Aziz Yıldırım döneminde adaydı. Adaylık toplantısına gittik bir gazeteci grubuyla. Hani 50 tane gazeteci çağırmıştı. Biz de gittik. İlk ve son karşılaşmam orada. Hiç tanımam, konuşmam. Kendisini tanımıyorum. Adam bugün %5 dakika bir konuşma yapmış. Ben dinlemedim. Okudum. Okuduğum kadarıyla 5-6 dakikalık bir konuşma yapmış. 2 saatlik konuşmada 20 dakika falan cevap verilmiş. Şimdi adamın söylediği doğru abi. Tarihin en kötü başkanısın sen Ali Yıldırım Koç. Şimdi bugünden itibaren neden Ali Yıldırım Koç diyorum? Aynı Aziz Yıldırım taktikleri çünkü. Hah işte. Hulusi Belgün'ün üstüne yürüme. İşte bağırıp çağırma. Yani diktatörün yakışıklısı veya efendim işte daha az yakışıklısı olmuyor abi. Sonuçta bu koltuğa oturanlar ne yazık ki bir süre sonra. Demek ki bu ülkede böyle. Böyle bir göreve gelenler bir süre sonra diktatörleşiyorlar. Yanındakiler de bunu anlatıyorlar abi. Diyorlar ki ya işte dışarıdakiler İsveçli, içeridekiler Norveçli diyor. Adam da ona inanıyor. Ne yapacaksın yani? Ya olan da Fenerbahçe taraftarı oluyor tabii. Şimdi ilk 8 hafta 6 galibiyet aldı Fenerbahçe. Bir tane de beraberliği hangi Fenerbahçe taraftarına dersen, hangi Fenerbahçe taraftarına dersen işte bana tribünde acı çekene, efendim İsmail Hoca'ya, gerçekten Fenerbahçeli olduğunu bildiğimiz birkaç tane futbolcu arkadaşımıza, efendim tribünde bağıran isyan edenlere, televizyon başında isyan edenlere, Twitter'da isyan edenlere gerçekten bunların zoruna gidiyor. Ama işte tabii, divandaki sıcak gevrekçilerin, yalakaların hiçbir zoruna giden bir şey yok. O yüzden her camia, her toplum hak ettiği gibi yönetilir. Ben Aziz Bey döneminde de aynı şeyleri söylüyordum. Şimdi aynı şeyleri söylüyorum. Aziz Ali Koç'ta ne yazık ki çok ciddi bir Aziz Yıldırımlaşma var. O yüzden kendisi de ikinci isminde Yıldırım zaten. Ali Yıldırım Koç Bey de bu yolda gitmesin yani. Benim ona şahsi tavsiyem bu. Kendisine çok fazla zarar verecek. Bu gidişat ona çok zarar verecek. Biraz anlamaya çalışsın. Valla bugünkü divandaki konuşmasından sonra bir anlamaya çalıştığını düşünebilir miyim? Yani benim bir tek sadece o divandaki manşetim evet beceremedik diye bir itirafta bulunduğu Hulusi Belgün'ün yapmış evet. olduğu açıklamalara karşılık o konuşmanın içerisinde bir tane öz eleştiri gördüm ben. Evet beceremedik diye. Onun dışında başka bir şey göremedim hatta, yani. Hatta ben de belli bir bölümünü izledim. Bence başkan bir noktada kendisi de sıkıldı. Hani bir noktada kendisi de sıkıldı. Aslında kendisi de farkında. Hani bir açıklama yapmak zorundayım burada. Hani sonuçta bir şeyler ters gidiyor. Çok çok uzun da konuştu ama. Bıraksın abi. Bir noktada kendisi de sıkıldı aslında söylediğinden. Ve onu hissettim yani. Evet. Son bölümde özellikle evet. değil mi? Artık yani ya çünkü gerçekten bir şey lanet olsun falan diyecek hale geldi. Evet.
Sonuç yok yani. Ya bir kere Hulusi Bel gidiyor da. Ya aa bu da böylemiş derinmiş bir şey olmadı ki, yani. Ya Hulusi Bel gidiyor ki. Ya network'ün yok. İlişkilerin de zayıf. Rogon'dan başka kimseyle çalışmıyorsun. Ya biz para mı çalıyoruz anlıyor, tamam mı? Yani orada işte tam Aziz Yıldırım taktiği. Üste çıkma yani. Adam sana öyle bir şey ya kim der? Ya Ali Kılıç'a her şeyi dersin. Ya Fenerbahçe'den bir kuruş alır diyebilir misin abi? Kendi parasını veriyor zaten adam. Kendi parasını çalar mı? Zaten Fenerbahçe gemi yüzüyorsa Ali Koç'un paraları sayesinde yüzüyor. Doğru. Yani doğru. Hangi orta zekalı, orta altı zekalı birisi bile Ali Koç Fener'den para çalıyor der mi abi? Demez yani. Bunu kimse iddia edemez. Öyle bir şey söyleyemezsin Ali Koç için. Ama yani böyle bir şey demiyor ki adam. Senin network'ün zayıf diyor. Başka kimseyle çalışamıyor. Belki öyle demesi lazımdı. Hulusi belki de belki daha iyi ifade etmeliydi. Yani onu da eleştirelim. Ama Ali Koç, yani Ali Koç olmasa kulüp belki şu anda yüzmüyordu bile. Ama onurlu bir batış olsun abi. Batacaksa da batsın, yapacak bir şey yok yani. Bundan sonra hiç olmazsa dipten yukarı çıkar. Yoksa bu kafayla gidemez. Çünkü neden biliyor musun? Bu kafa, bak başarılır, başarısızlık yarın iyi transfer yaparsın. İyi bir hoca gelir, şans olur. Diğer takımlar kötü gider, şampiyon olursun abi. O değil. Zihniyet kötü abi. Çok ciddi bir bölücülük var şeyde. Bölücü bir zihniyet hakim yani. Norveçliler, İsveçliler falan, anlatabildim mi? Yani bu zihniyet çok tehlikeli. Fenerbahçe'de bu zihniyet bitmediği sürece Fenerbahçe mahalli bir takım haline dönüşür. Yani böyle Beylerbeyi Spor, Beykoz Spor haline gelir. Gerçek söylüyorum yani, bu artık bu bölünmenin bitmesi lazım. Ersunculuk, Azizcilik, Aykutçuluk, Alicilik falan. Ya bu işin bitmesi lazım yani. Bir işte bir yerde bir iyi bir şey varsa, evet bu adam iyi yapıyor şurayı. Ya burayı da çok iyi yapmıyor demek lazım yani. Yani sıcak levrek ve sıcak simit koymak lazım hakikaten. Yani sorun buysa onu da çözmek lazım. İşte takım elbise giyilmesi gerekiyorsa takım elbise giyilmesi gerekir. Yani bir takım, bir camiada bu kadar bölünme olmaması lazım. Yani bu bölünmenin tehlikenin farkına varması lazım. Bir dönemin çok eski yani, böyle 2000'lerin başındaki Trabzonspor gibi görüyorum yani. Her ay hemen hemen her sene, Ersin sen hatırlarsın. Her sene kongre çağrıları olurdu. Tabii. Onun gibi bir döneme doğru gidiyor Fenerbahçe. Yani artık Azizcidir, Aykutçudur. Yok efendim Alicidir. Ersuncudur. Bu işleri bırakmak lazım yani. Tek kimlikte, Fenerbahçelilikte buluşmak lazım. En başta da Ali Yıldırım Koç'un bu konuda Fenerbahçelilikte buluşması lazım. Ona buna Norveçli, buna bilmem değil mi? Yani Özcan abi rahmetli, bunlar benim taraftarım değil dedi bana ya. Stadı gösterdi. Hatırlayın şimdi, eskiden kulüp binası stadın yanındaydı, Ali Sami'nin yanındaydı. Hala Galatasaray'ın arazisidir orası. Otel motel yapılacaktı. Ne oldu kim bilir bilmiyorum da. Oradan bize stadı gösterdi. Bunlar benim taraftarım değil dedi yani rahmetli. O çünkü divana oynuyordu. Divan kuruluna, işte genel kurulu oynuyordu. İşte olmaz ama öyle yani. O tip bir bölünmüşlükten yürütemezsiniz bu tip camiaları. Aziz Bey de aynı hatayı yaptı. İşte kaybetti.